bağlıyorsunuz o zaman? Şimdi konjonktürel olarak o günleri hatırlayan izleyicilerimiz takdir edeceklerdir. Bülent Ecevit işte bugün yaşadığımız ülkemizin güneydoğusunda yaşanan sınır, güney sınırlarımızın hemen hemen artık tamamında yaşanan bu manzarayı başlangıcı itibariyle orada 1,5 milyon Müslümanın öldürüldüğü Irak'ın işgali hadisesine karşı durduğu için belki siyasi gücünü tam olarak tahkim edemeden o görevde olduğu için bu noktaya gelindi. Ama bugün bütün Türkiye'de Ecevit'in o günkü haklılığı konuşuluyor. Nedense ben bu konuda da ilginç bir manzara izliyorum. O dönemdeki siyasetçiler şimdi sanki daha çok konuşulur hale geldi gibi. Millilik, yurtseverlik, demokratlık kavramları o dönemdeki siyasetçilerin özgün kişiliklerinde daha bir vücut bulmaya başladı. Demokratik Sol Parti olarak biz bunu zaten sürekli temsilciliğini yaptık. Şimdi herkes kabul etmelidir ki siyasi partiler devleti yönetmek için kurulurlar. Bir başka partiyle işbirliği yapıp bir yerlere kendilerini pazarlamak için ya da tırnak içerisinde meclise kapağı atmak için siyasi parti kurulmaz. Demokratik Sol Parti böyle bir parti değildir. Konuşmamın tümü itibariyle, yani KRT TV'de Sayın Çağlar Cilara ile yapmış olduğumuz gündemi değerlendirmede konuşmamın tümü itibariyle izlendiğinde benim böyle demediğimi şimdi, en iyi sizler anlamışsınız. Şimdi ve topluma zaman şu mesajı verdik. Bakın, bir kirli ittifak yasası meclise getirildi. Alt komisyonda görüşülüyor. İlk başta ana muhalefet partisi buna karşı çıktı. Öyle göründü. Daha sonra dedi ki ya tamam bu konuda hemen meclise getirmeyin de bize biraz da zaman tanıyın. Biz gidelim diğer partileri de bir dolaşalım. Onların da bu işte adı sözüm ona seçim güvenliği denilen bir yasa diye getirildi. Bu seçimlerin temel hükümleri hakkındaki 298 sayılı yasada değişiklikleri içeren bir kanun teklifiydi bu. Zaman